Star Trek. Evet, ilk sezonu bitirdik. İkinci sezona neden giremedik? Çünkü Sungur'un az önce kulaklığının şarjı bitti. O yüzden ilk sezonu bitirip de ikiye Şarjlanıp başlayamadık. Aynen şarj. geldik. O arada da ilk sezon ilk bölümü es geçtik arkadaşlar. Çünkü Evet. ikinci sezonun ilk bölümü olan The Child ne kadar sıkıcı bir bölümdü değil mi? Yani bir çocuk geldi, çocuk büyüdü, çocuk öldü falan. Yani Hmm. evet. Ya Tamam. şey tuhaf oğlum. Ben sezon başlangıcı için daha agresif bir bölüm beklerdim. Ne bileyim, daha böyle mitolojiye ait. Yok abi ya. Çok Yani ilginç. Next Generation böyle ilginç bir dizi zaten. O yüzden biraz tek açıkçası kendi alanında. Gel gelelim hadi bir takım gelişmelerden bahsedelim. İkinci bölüme geçeceğiz şimdi zaten. Versailles Sezli'yiz. Aynen. Gel gelelim bu bölümde 3 tane, yo 4 tane büyük değişiklik var. Evet, bayağı var bu arada. Öncelikle Jordi LaForge sonunda şeyin başına geçti. Motor dairesinin başına geçti. Evet, artık Bundan sonra kendisini hep orada göreceğiz ve orada göreceğiz yani. makine soğuk demiyor artık. Sıcak diyor, yapıştırıyor. Ondan sonra eski doktor hanımı göndermişler. Yerine daha oturaklı bir doktor ablam gelmiş. Doktor Pulaski. Ben çok seviyorum Doktor Pulaski. İlerleyen bölümlerde bakalım sen de sevecek misin? Ben açıkçası Valla ben daha hiç sevemedim, açık söyleyeyim. bende de şey böyle açıkçası yani bir önceki doktorumuzun yerine çok daha ağır oturaklı bir karakter gibi geliyor bana. İlk bölümlerden değil ama ilk bölümlerde biraz gıcık bir tip. Evet, çok Öte muhafazakar, yandan emekli CHP kadın şey kolları gibi biraz yani. öyle. Ama öte yandan şey de hoşuma gidiyor yani. Kaptan Picard dışında da böyle ağırlığını taşıyan bir karakter gibi ya, o da biraz böyle yani. Evet. Yaş da var, görmüş geçirmiş, öyle herkese şey toz bırakmıyor yani. Onun öyle bir hali var. Onun dışında Riker'ın sakalı uzadı. Aa evet, yakıştı lan ha. Ben sevdim. Riker'a yürürüm yani. Sakal falan. Yakıştı Abi yani şöyle, abimiz. Riker grows a beard diye bir laf var abi. Globalde. 80'ler 90'larda biraz. Ya biraz eski bir tabir şimdi, eskisi kadar kullanılmıyor. Ama Riker grows a beard tabiri şey anlamına geliyor. Mesela X-Files'ın ikinci sezonu ya da üçüncü sezonu gibi düşün. Yani dizi başlıyor. Böyle biraz ne yapıyoruz falan gibi oluyor dizi. Sonra rayına oturuyor bir yerde, tamam mı? Dizinin rayına oturma noktasına Riker grows a beard diyorlar genel olarak globalde konuşurken. Ha, mantıklı, evet, anladım şimdi bağı, güzel. Evet. Bir Yani olgunluk şey geliyor gibi düşün diziye. hani Simpsonların 3. sezonu falan gibi düşün. Hani böyle 3. sezonda artık daha karakterler oturuyor falan ya. Tek bölümlük espriler falan gitmeye başlıyor. Yani dizi ne zaman oturursa böyle tamam abi karakterler oldu artık ne yaptığımızı biliyoruz noktasına gelirse iptal etmeden gideceği belli olursa Riker grows a beard anı o da işte 2. sezonu kabul ediliyor. Next Generation'ın. Zaten farkındaysan hemen ilk bölümü geçtikten sonra 2., 3., 4., 5. bölümleri hemen arka arkaya konuşmak istedik. Evet, o bölümler iyiydi bu arada. Ya birinci Evet, bölümü yani takır zaten takır gidiyor. alsan böyle 8'e 9'a falan atsan alakasız bir yere, yerde. İlk bölüm olması tuhaf yani. O biraz saçma olmuş. Yani işte hep konuştuğumuz yeni nesille eski neslin aynı anda senaryo yazdığı bir dönemde The Next Generation hala. Yer yer ötekinin ağırlığı hissediliyor. Yer yer ötekinin ağırlığı hissediyor. Hatta bazı bölümlerde iki tarafın da ağırlığı hissediliyor. Bazı iki bölüm, iki parça bölümler var böyle. Düzelecek, rayına oturacak. Ben şu an çok böyle şey oldum. İkinci sezonu izlemeye başladık ve yes be oldum. Ki birinci sezon da kötü değildi. Ama işte birinci sezonu bitirirken de demiştim yani siz bu halini sevdiyseniz bu daha dizinin oturmamış hali gerçekten. Daha neler neler Şimdi tatlı olacak. şeyler olacak işte. Bu bölümde bir de şimdi doktor değişti dedin. Sakallar çıktı. LaForge şeye geçti. Whoopi Goldberg geliyor. Bu bölümde miydi onu Ha. hatırlamadım şu an. Whoopi bu bölümdeydi galiba. Çünkü bu bölümde yani birinci bölümde şu an geçtiğimiz bölümde en azından. İkinciyi bilmiyorum. Ama geçtiğimiz bölümde bir yerde Picard doktoru bulamıyor. Nerede kardeşim bu doktor falan diyor. Ten Forward'da diyorlar. Ten Forward diye artık bir de bar setimiz var. Next Generation şey pardon Enterprise'ın artık bir tane de barı var. Mekanı var. Evet, mekan Orada var. takılıyormuş doktor. Ha, ilk bölümde Doktoru da varmış, evet. orada bulurken Whoopi Goldberg'le bir merhabalaşıyorlar. Öyle henüz çok bir karakter olarak ağırlığı yok ama ilerleyen bölümlerde ağırlığını göstermeye başlayacak. Çok severim ben bu arada Whoopi Goldberg. Çok tatlış olmuş yani. Data ile muhabbetleri falan da çok güzel. Özellikle ilerleyen bölümlerde konuşacağız zaten. Şey işte güzel. Whoopi Goldberg'in bu diziye gelmesinin arkasında şöyle bir şey var. The Original Series'de Komutan Uhura şey televizyonda o dönem görünen ve yetki sahibi pozisyonda olan nadir kadın karakterlerden. Hatta ilk kadın karakter diye biliyorum. O dönem Uhura'nın
Star Trek dizisinde böyle bir role sahip olması Amerika'daki siyahilerde bilhassa kadınlar üzerinde çok etkili olmuş. Yani bugün bir sürü kadın bilim insanı, işte kadın aktör, aktris, siyahi kadınlar şeyden çok bahsediyorlar. İşte televizyonda Uhura'yı gördük, biz de yapabiliriz dedik falan gibi çok 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 fazla kişiye gerçekten ön ayak olmuş. Ve Whoopi Goldberg mesela hani Next Generation'da düşünür müsünüz falan deyince tamam hiç para konuşmayın okey demiş yani. Hani ben Next Generation'da gözükeyim yeter demiş, anladın mı? Öyle bir. O yüzden böyle bazı bölüm var bazı bölüm yok. Hep böyle on off yani gelebildiği zaman geliyor. Çok böyle minimal bir ödemesini de alıyor. Ama hani şey ben bugün bir ünlü aktör olduysam Star Trek sayesinde deyip bayağı gönül borcu vefa borcu ile katılmış bu şeye diziye. Çok iyiymiş ya. Bir yanlış hatırlamıyorsam Mad Max 2'de ya da 3'te bir tane de kadın şarkıcı geliyordu filme. Nesiya. Tina Turner 3'te. Tina Turner. Thunderdome'da. Aynen. Tina Turner geliyordu. O da o zaman da hani ilk sonradan tabii izlemiştim ben onu. Çok şeydi. Hoşuma gitmişti o da. Hiç ummadığım birisi. Ama bu şey işte abi ünlülerin. Mesela Star Trek'in öyle bir arzu şeyi vardı işte. Birçok oyuncu özellikle 7. film dönerken gözüktüler. Hani işte maskeli falan ama. Tabi bu arzu nesnesi olmaktan çıktı Star Wars o da. Yok. Bu bölümde tabi biraz konuya geçersek işte uzayda bir leke buluyorlar. Bu lekenin ne olduğunu anlamıyorlar. Diyorlar ki biz bunda ne yap, sprey mi sıkalım ne yapalım derken leke bunları içine alıp sonra böyle fare gibi oynatmaya başlıyor. Meğerse o neler oluyormuş, deneydeymişiz abi falan gibi bir şey oluyor. Ama burada hani dizi bence klişelerden iyi kaçıyor. Yani klasik bir deney ortamıymış gibi insanlar işte. Hele ilk sezonda biraz daha klişeydi. Hani bu sorgulamalar yapılırken insanlar üzerinde. Burada biraz daha yaratıcı geldi bana. Özellikle de Nagilum karakterinin biraz da böyle maymunsu suratıyla güzel de bir ayarı var gibi geldi bana. Bu bölümle alakalı benim hoşuma giden şey şu. Bir bilim ekibi olduğunu hatırlıyorsun Enterprise'ın. Yani evet. Şey tarzı triplere çok sonlara doğru giriliyor. Hayır işte biz bilmem ne olduğumuz için bilmem ne yapacağız falan gibi. Hani böyle artistlik yapmaya gelene kadar şey çok ilginç. Başta böyle bir delik keşfediyorlar. Probe gönderiyorlar. Data almaya çalışıyorlar. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü Enterprise her şeyden önce bir keşif ve bilim gemisi ya. Yani bazı bölümlerde bu çok vurgulanmıyor. Yani böyle bir şeylerin arasında bir şey çözüyorsun, getir götür işi yapıyorlar. Ya da fotokopi bir yerden çekiyor. Bir yere uçarken başlarına bir şey geliyor. Sonra onu çözmeye çalışıyorlar gibi çok bölüm var ya. Aslında bu bölümün şey tarafı benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bir belalı bir şey görüyorlar. Basıp yanından gidebilirler yani. Aman bulaşmayalım bize ne yani sen anladın mı? Biz bu deliye şimdi probe atmasak yine akşam bizim maaşımız yatacak diyebilirler yani. Merak. Hani, ama işleri aslında yani görevleri. Bugün Enterprise gemisinde görev alan her bir görevli aslında şeyi biliyor. Biz bir şeyleri keşfetmek için geldik uzaya. O zaman böyle bir şey gördük hadi keşfediyoruz. Ve bilinmeyen bir şeyle oynamaya başlıyorlar. Ve sonra başlarına iş açılıyor. Yani bu yöntem bile benim çok hoşuma giden bir şey. Çünkü ilk sezonda mesela biraz daha eksikti. Yani ilk sezondaki şey bölümlerine bu çok benziyor aslında. Hani Q geliyor işte Q aşırı güçlü şöyle yapıyor böyle yapıyor bizimkiler de vay ne yapacağız falan oluyor ya böyle. Bu biraz aşırı daha güçlü evet yaratıkların... daha ayakları yere basıyordu bu açıdan. İnanılmaz bir ya böyle aşırı güçlü şey. Yaratıkların gelip bizimkiler üzerinde türlü istediğini yapabilmesi durumlarını çok gördük. Resmen geçen sezonda da 5-6 tane minimum böyle bölüm vardı yani. Ama bu bölümde aşırı güçlü yaratık gelip bunlara rav rav yapmak yerine bunlar başlarına bela salıp kendilerinin çok ötesinde bir yaratığa rastlıyorlar. Ve işin ilginci bizimkiler ne kadar bilimsel yaklaşıyorsa yaratık da onlara o kadar bilimsel yaklaşmaya çalışıyor. Bu bölümün o yüzden diğer omurgası diğer bir takım aşırı güçlü uzaylıya rastladık ve bizi duvardan duvara vurduğu bölümlerine kıyasla bayağı farklı. Ya zaten şey doktor ablamızın buradaki ilk aktif hareketinin bu olması da güzel işte. Burada bir deneydeyiz falan diye o bir uyanıyor. Çünkü daha önceden doktorun böyle bir şeyi yoktu. Özellikle Dek'e gelip de böyle karar alayım, biraz karışayım buralara falan tarzı bir şey yoktu. Yeni doktorumuz bu konuda daha iyi. Diana Troy karakteri biraz daha dengeli olmuş. Hani her şey onun üzerine. Çünkü bir noktada şey olmuştu Diana Troy. Oku bakalım kardeşim ne oluyor? Hani bir bak bakalım. Hani
O da beni sıktı bir yerden sonra. Şu yüzden sıktı. Biraz. Sen ne diyorsun Samuel Vununu gibi oldu biraz. Aynen aynen sen ne diyorsun Samuel. Yani bir de biraz insanların ki bu yine konuşacağımız bölümlerde var. Çok kişisel alanına da giriyor. Hani böyle bir anda şu şöyle düşünüyor falan. Belki söylemek istemiyor yani. Hani düşünceni kendine saklayamıyorsun Diana Troy varken ortalıkta. Hı hı. Onu biraz daha dengeleyecekler bu sezon zaten. Onu hissettim. Bir de hani bu bölümün İşte dediğin gibi yani o merak kısmını yeniden bir hatırladık. Biraz ondan uzaklaşıyor gibiydik ya da ben öyle hissettim. Zaten Nagilum'la olan işte o muhabbetler, o muhabbetlere girmeden önce hatta Worf'un dediği şey çok güzel. Onu sonradan hatırladım bölüm bittikten sonra. En başta şey diyor ya Worf, işte bizim gemilerimiz burada yok olup gitti. Yani onlar kurtulamamışlar. Hikayeler anlatılır falan diyor. Evet hikayeler anlatılır bunlarla ilgili. Onlar kurtulamamış, gitmişler yani yok olmuşlar. Ama Picard ve ekibi bir yine bütün olup bu işten kurtuluyorlar. Bu da yine güzel bir detaydı. Bu bölümde küçük bir cameo olarak teleportun başında O'Brien'i görüyoruz. Ya bu ne zaman gelecek oğlum? Yenif'i gösterip gösterip böyle alttan kelini gösteriyorlar. Gelemedi bir türlü. Geliyor yavaş yavaş. O abi çok çok uzun burnout bir karakter. Herkes gittiğinde O'Brien kalıyor galakside geriye falan. Böyle ilginç bir karakter yani. İlginç bir şey. Bu bölümde başka bir ilginç detay daha var. Bir yerde Nagilum kontrolörün başında görevli siyahi abiyi öldürüyor ya, o böyle başını tutarak falan gidiyor böyle evet. Hani. Muazzam bir internet mimi o bu arada. Yani çok, bir yere 4chan'da facepalm kadar fazla kullanılırdı. Ben bu bölümde onu görünce şey oldum böyle. Ulan bu buradan mıydı demiştim ilk izlediğimde. Çünkü yani böyle işte tam o şey yani aşırı gerizekalıca bir yorum okuduğunda böyle bayılıp gitme hareketi yani tam. O abinin o anı bayağı meşhur bir an. Abi çok iyi ama ya. Çok. Yine biri öldü ve kimse tepki vermedi. O da ayrı bir konuydu. Aa öldü adam işte. Ya işte yandım. Red shirt yani. Red değil bu sefer de bordo shirt ama. Aynen. Ölenler ölüyor yani. Böyle bir komik bir durumumuz var burada. Ölenler. Nagilum'la olan sohbetleri sırasında Picard'ın sözde Data'ya ölümle alakalı yaptığı bir tane muhabbet var ya. Evet. O tarz muhabbetler işte bu dizinin çok sevdiğim kısımları. Yani işte şey muhabbeti çok hoş. Ya bu bölüm aslında dediğim gibi çok müthiş bir bölüm değil. Ama Star Trek'i neden sevdiğimize, Enterprise kadrosunu neden sevdiğimize dair çok iyi bir hatırlatma. Meraklılar, bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorlar. Daha sonrasında kendilerinden çok daha güçlü bir yaratık ortaya çıkıyor. Aman yapma etme kurban olan falan diye yerlere atmak yerine kendilerini gidip gemilerini patlatmaya karar veriyorlar yine. Evet yine gibi. Yok ediyoruz. Kapatın. Bu sefer yaratık aman bunlar hepsi birbirini öldürecek bana da oyuncak kalmayacak diye canı çok sıkılıyor. O onu bozmaya çalışıyor. Ama kaçtıklarında mesela son saniyeye kadar Picard bekliyor çünkü gerçekten şeyden emin değil. Hani kaçıp kaçamadıklarından emin değil. Belki bir illüzyon içerisindeyiz diye. Evet, orada o tarafta paranoya bir oluyor inadı biraz. Var. Onun orada bir inadı var. İnat var aslında işin içinde çok. Aslında bu bölüm Picard genel olarak inatçı. Yani deliği merak edip içine kendilerini sokan da o, çıkaran da o. Yani Picard'ın biraz daha böyle kaşif yanını, neden Enterprise'in kaptanı olduğuna dair güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Son olarak da şu şeyle alakalı konuşması Picard'ın. Ölümle alakalı. Daha doğrusu Data'ya değil ama Data gibi görünen Nagilum'un yarattığı o imgeye ölümü anlattığı konuşması. Gene Roddenberry'nin daha sonra cenazesinde konuşma olarak tekrar seslendirmiş. Patrick Stewart onu. Çok güzel bir lan. Tirat. Böyle çok. Arada çok düz bir Star Trek bölümünün ortasında bile bazen çok güzel diyalogcuk parçacıklarına rastlıyorsun böyle. Ve bu ya mesela sırf oradaki küçük diyalog bile şeyi kurtarıyor benim için. Koca bölümü kurtarıyor yani. Sonra zaten hani Nagilum'la şeyi de konuşuyorlar. Nagilum tekrar artık giderken monitörde gözüküyor. Orada işte siz hiç huzur aramıyorsunuz, hep şeysiniz, streslisiniz, siz niye böylesiniz kardeşim, migreniniz tutacak, rahat olun biraz falan tarzı tabii. Çıkışında aslında şey de güzel orada, hani bizim ortak noktamız işte merak, hani tek bir ortak noktamız var diye. Zaten Nagilum'un da biraz hani o meraktan dolayı onu aldığını, onları bıraktığını da biraz anlıyoruz orada. O da güzeldi ya, bu dediğin diyaloğun üzerine güzel tamamlıyordu. Ben yalnız bir şeyi merak ediyorum. Peki bizim bu doktorun böyle Data'yı
kabullenemeyen kaynana gibi devamlı aşağılaması ne zaman bitecek böyle? Damadı olarak, seni damadım olarak göremiyorum falan tarzı böyle. Sen robotsun falan diye böyle bir kurtulamadı ondan bir türlü. Bakalım robotfobik gördün ablayı değil mi? Evet, çok. Bakalım ne zaman çözülecek. Biraz muhafazakar gördüm orada. Okay. Ama benim şey açısından hoşuma gitti yani. Ya şöyle hoşuma gitti. Doktor ya bu. Biyolojik şeylerle çalışmaya o kadar alışmış ki. Evet. Bir Android'e karşı otomatik ön yargılı böyle. Hani böyle bir karakterizasyon yapmışlar. Bakalım bir noktada çözülür mü yoksa belki de hiç barışmayacaklar. Kim bilir. Yani ama bence güzel bir karakterizasyon. Peki var mı başka ekleyeceğin bir şey bölümle ilgili? Yo, where silence has lies. Yani dediğim gibi böyle birkaç tane çok kıymetli diyaloğu olan, kıymetli bir yaklaşımı olan. Bence ikinci sezonun ilk bölümü olsa çok daha iyi olacak. Çünkü anladın mı? Hani böyle kesinlikle bir bu arada daha yani. Bir ilk bölüm havası var. Daha bir kim kimdir ve biz neden buradayızın cevaplarını daha iyi. Çünkü bak ben şeye birazcık gıcık oluyorum. Enterprise kadrosunun etken değil edilgen olduğu bölümlere çok gıcık oluyorum. Çünkü edilgen oldukları bölüm çok var. Q geliyor duvarlara vuruyor. Bilmem ne gezegenine gidiyorlar kara pörsük çıkıyor. Heaven gezegenine gidiyorlar tanrısal varlık çıkıyor. Anladın mı? Kendi ama hamleleri bu sefer, olmuyor pek bu evet. Aynen bu sefer kendi hamleleriyle oluyor. Ya gidek de şu deliği bir araştırak abi diyorlar. Kendi başlarına sarıyorlar. Sonra kendi başlarına çıkıyorlar bir de kendi kararlarıyla. Hani bu tarz daha yani aslında aynı senaryoyu çok daha farklı bir kalemle anlatmak olmuş bu bölümün yaptığı. Ben de o zihniyeti, o yaklaşımı beceriyorum beğeniyorum açıkçası. O yüzden bunu vurgulamak ve bunun üstüne biraz konuşmak, düşündürmek için bu bölümü bir alayım dedim. Yo iyi oldu ya bunu aldığımız. Hani ben de son olarak şunu söyleyeceğim bölümle ilgili. Hani evet ilk bölüm konusu ortada. Ya biraz teknik işte dizilerde bölüm sıralaması çok önemli ya. Yani bir de hele Star Trek gibi böyle bağımsız bölümler, standalone bölümler ekliyorsan neden buna dikkat etmemişler bilmiyorum. Herhalde sonradan konuşuldu mu onu da bilmiyorum ama keşke evet bu ilk bölüm olsaymış ya da işte Child'da dediğim gibi daha ileride falan araları atsalarmış yermiş yani ama neyse. Onlar da böyle kardeşlerimiz deyip o zaman bölümü kapatıyorum. Bir sonraki bölümde tamam. Üçüncü bölümü konuşacağız. Elementary Dear Data bölümünü konuşacağız. O bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.